sen anlat kara deniz. Yiğit. Hadi bir şeyler yiyelim. Nasıl döktün ama yumurtayı öyle? Ay sinir oldu. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Sinirden böyle kıpkırmızı oldu bak. Hadi bir şeyler yiyelim. Ha bak yemezsen annem bana çok kızar. Oğlum aç bırakmışsın der. Ye sonra anneni arayalım, tamam mı? Tamam. Hadi gel. Annem. Annem, ben yumurtayı yere döktüm. Anlamadım ki bir tanem. Nefes, Vedat kahvaltı hazırlamış, omlet yapmış. Yiğit de gözünün içine baka baka yere döktü. Onu değil. Nazar. Yiğit gerçekten iyi değil mi? Senin yanında olsa daha iyi olur ama iyi, merak etme. Nefes. Ben bir şey diyeceğim, sonra telefonu Yiğit'e vereceğim. Ben özür dilerim. Tahir abi ve sana o kadar büyük haksızlık ettim ki. Yanlışımı acı bir şekilde öğrendim. Hatta anam bile öğrendi. Sadece bunu söylemek istedim. Sen Yiğit'i alana kadar ona iyi bakacağım. Merak etme. Yiğit için çok teşekkür ederim. Hadi anneyle konuş. Annem, bir tanem. İyi misin? Anne, ne zaman alacaksın beni? Ben çok üzülüyorum. Ağlayasım geliyor ama ağlamıyorum. Tahir abime söz verdim. Aferin benim akıllı güçlü oğluma. Ona şey dedim, çok kızdı. Ne dedin? Keşke Tahir abim babam olsaydı dedim. Çok güzel olurdu değil mi? Çok güzel olurdu. Ama sen zaten öyle hissediyorsun, öyledir. Tahir yengem, güzel bir şey de kurban olsunlar. Ana. Ne? Sen niye söylenmeye başladın yine ana? Yine mi? Ben olanı dedim. Sana da bravo, yetiştirmişsin hemen. Ben ne dedim? Kız gelince bir şey dersin, canını sıkarsın diye dedim. Zaten derdi başını aşmış. Oğlum, Tahir'im bak. Neye bakayım ana? Neyine bakayım? Hı? 50 kere anlattım sana ana, anlamadın mı? Olmadı mı? Bütün sürmeni anladı, sen anlamadın ana. Vallahi ister kabul et, ister etme. Nefes benim karım, Yiğit de oğlumdur ana. Yazayım ister misin duvara, her sabah okur hatırlarsın.
Sen iyi hanım, ne oldu? Ağzını açıp bir şey demedin. Bir zahmet anla artık. Anla. Ben anladım anlayacağımı da. Benden başka kimsenin anladığı yok. Gördüğü yok. Tamam, kabul ettim. Kötü olan benim. Buyurun. Ne haliniz varsa görün bakalım. Ama ben de buraya yazayım. Bu işin sonu kötüye varacak. Hem de öyle kötüye varacak ki şu yaşadığımız günleri arar hale geleceğim. O vakit geldiğinde de kimse bana gelip ana hata ettik, ana yanlışa düştük, göremedik demez. Ne işin var burada? Hoş bulduk Nefes. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Defol git buradan. Aşk olsun. Beni içeri davet etmeyecek misin? Yiğit senden alacağım. Oğlumu sana bırakmayacağım. Öyle mi? Nasıl yapacaksın acaba bunu? Bak yapamazsın demiyorum. Nasıl yapacaksın diye soruyorum. Cevap? Cevabın yok. O zaman beni dinleyeceksin. Buraya sana bir teklifle geldim. Ne olduğunu sormayacak mısın? Sormayacağım. Defol git. Peki. Elveda Nefes. Yiğit'le de vedalaşmak istersen ara. Yarın akşam gidiyoruz. Yiğit'i Trabzon'dan çıkar. Çıkar ki ben de oğlumu geri alabileyim. Ben arkandan hiç çevirmiyorum Nefes. Ne yapacağımı açık açık yüzüne söylüyorum. Yiğit alıp buradan gideceğim. Bunu yapacağım. Yapamazsın. Belki de yapamam. Ama ya yaparsam? Ya başarırsam Nefes? Ha? Yani %1 ihtimal bile olsa bir risktir, öyle değil mi? Bu riski göze alabilecek misin? Diyelim ki başardım. Ve Yiğit alıp buradan gittim. Yıllar geçti. Yiğit kocaman bir adam olmuş, karşına çıktı. Ve sana sordu. Anne, babam sana bizimle gel demiş. Ama sen gelmemişsin. Tahir'i seçmişsin. Beni değil. Neden beni bıraktın anne? Bu çok ağır bir soru Nefes. Buna çok tatmin edici ve çok iyi bir cevap bulman lazım. Tabii bizimle de gelebilirsin. Ben kendi adıma çok memnun olurum. Yiğit de öyle. Gördüğün gibi seni hiçbir şeye zorlamıyorum Nefes. Seçim senin. Ha. Az kalsın unutuyordum. Şimdi sen bu konuştuklarımızı Tahir'e yetiştireceksin ya. Sana neler olacağını söyleyeyim. Tahir beni polise şikayet edecek. Polis de beni izlemeye alacak. Ta ki ben hareket edene kadar. Bir gün, üç gün, beş gün, bir ay, bir sene.
Sonra ben kendimi unutturup kaleli konağın içinden Asiye'yi almış bir adamım. Bunu unutma. İyi düşün Nefes. Biraz düşün. Tahir'i mi seçeceksin? Evladını mı? Zor bir tercih. Ama sana bir tüyo vereyim. Eğer Yiğit'i seçersen buna Tahir bile bir şey diyemez. Günün sonunda Tahir bile sana hak verecektir. Çünkü bir anne eğer evladını seçmişse buna kimsenin söyleyecek bir şey yoktur, öyle değil mi Nefes? Ama yok, eğer Tahir'i seçersen bunu çocuğumuza nasıl anlatırız? İnan ben de bilmiyorum. O yüzden düşün. Vedat, Yiğit Tahir'e baba dedi. Duydun değil mi? Peki Yiğit sana baba dedi mi? Ya da şöyle sorayım. Yiğit en son sana ne zaman baba dedi? Hatırlıyor musun? Şey, ben hatırlamıyorum da. Sen hatırlıyor musun? Nefes. Ben çocukken şöyle bir hayalim vardı. Benim babam Cüneyt Arkın'mış. Beraber at binip kötü adam dövüyormuşuz. Çocukluk işte. Geçer. Sen bunları boş ver de biraz kafanı çalıştır ve düşün. Başına, tamam mı? Doğru. E git o zaman. Oy. Niye sarkıttın o alt dudağını? Kötü bir şey mi dedim? Doydum dedim, git dedim. Niye kimse yemeğini yemeyeyim? Kimse de yemek yiyecek hal mi kaldı Saniye Hanım? Ben seninle konuşmuyorum. Ne o? Söylediklerim zoruna mı gitti? Siz yeter nedir biliyor musunuz ha? Yeter de yeter! Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayret bir şey ya. Evin neşesiymiş de haberimiz yokmuş. Eşekten la. Ne olacak böyle? Ya ne bileyim ben. Bizim sülalede bir tuhaflık var. Dedelerden biri başkasının ahını mı aldı ne dur? Tahir abim Nefes yengeyle ben Nazar'la bir çıkmazın içine girdik, dönenip duruyoruz. Allah'tan senin kafan rahat İkizim. Hep böyle kal. Öyle deme. Güzel dertler bunlar. Dışarıdan öyle görünüyor değilsin. Yok, içeriden de öyle görünüyor.
Üşüdüm ben biraz, içeri geçeyim. Allah Allah. Hayır. Söyle Nefes. Vedat Yiğit'i şehir dışına çıkaramaz değil mi? Çıkaramaz. Ali ile konuştum. Evin etrafında gece gündüz devriye atacaklar. Çıkaramaz yani. Çıkaramaz. Korkma. Lan Necip cinayetinden Asya yengeme. Hatta senin vurulmana kadar bu itin yaptığı her şey ortada ama ben hiçbir şey ispat edemiyorum. Delirdiğim de bu. Sen inanmamı istiyorsun. Şehir dışına çıkaramaz diyorsun. Ama her seferinde bir yolunu buluyor. Onca şey yapmış adam bunu mu yapamayacak? Nefes. Kocaman bir adam olmuş, karşına çıktı. Sana sordu. Anne, babam sana bizimle gel demiş. Ama sen gelmemişsin. Tahir'i seçmişsin, beni değil. Neden beni bıraktın anne? Bu çok ağır bir soru Nefes. Buna çok tatmin edici ve çok iyi bir cevap bulman lazım. Tabii bizimle de gelebilirsin. Ben kendi adıma çok memnun olurum. Yiğit de öyle. O yüzden düşün. Babacım neden yemiyorsun? Beğenmedin mi? Biz ondan sonra yeriz. Öyle mi? Kaynaştınız yani çabucak. Ne güzel. Harika. Bugün babanı görmeye gittim. Mercan mucizesini benden duysun istedim. Zavallı adam. Koca bir bebek gibi ağladı. Ne tatlı değil mi? Nasıl bir duygu? Ne? Babanı o halde görmek mi? Seni seven tek bir kişinin bile olmayışı. Oğlunun bile. Oğlum beni sever. Sadece her evlat gibi babasından çekiniyor. Ki bu gerekli. Öyle değil mi babacığım? Ben gitmek istiyorum. Utana mı? Git. Ne
yanıtlamadın? Bir şey mi sordun? Dinlemiyordun. Olup gitti. Dönmeyecek. Çünkü seni sevmiyor. Sevseydi terk eder miydi hiç? Hangi anne çocuğunu bırakıp da gider ki? Demek ki seni sevmiyor. Yani senin anlayacağın Vedat, biz bize kaldık. Sen, ben ve Eyşan. Ağlama sakın. Ağlamak zayıflıktır. Zayıf olursan tepene binerler. Ağladığını görmeyeceğim. Duydun mu? Duydun mu? Duydum. Rastlarsan gözleri yaşlıya vuruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Ana kadar kimse sevmiyor annem. Anne. Yar için seni terk edip gittim. Vicdanıma bir sor, ne acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor annem. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor anne. Rastlarsan gözleri yaşlıya vuruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor anne. Ne sevgiler geldi geçti kalbimden. Kimse anlamıyor garip halimden. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Anne gibi kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor anne. Rastlarsan gözleri yaşlıya vuruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik.
aşık yoruluna. Ellerdedir kıymet, bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik yoruluna. Ellerdedir kıymet, bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Hiç çevirmiyorum nefes. Ne yapacağımı açık açık yüzüne söylüyorum. Diyelim ki başardım ve Yiğit'i alıp buradan gittim. Yıllar geçti. Yiğit kocaman bir adam olmuş, karşına çıktı. Ve sana sordu. Anne, babam sana bizimle gel demiş. Ama sen gelmemişsin. Tahir'i seçmişsin. Beni değil. Neden beni bıraktın anne? Thank you.
Kızım haydi bitir şunu ya. Allah Allah. Okula gideceksin daha. Tayirler mi geldi acaba? Murat. Osman babam. Osman babam geldi. Neden selamın aleyküm? Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Dönmediler mi? Hiç babam otur sen haydi. Oturmanın zamanı diyor. Ben sabaha sabah ettim de Esma'la konuşmasan hiçbir şeyden haberim olmayacak benim. Babam sen üzülürsün diye öyle ettik onu ya. Hadi bakalım hadi kalkın. Hadi niye gidiyorum? Evet atı basacaksak ancak öyle çözeriz onu ya. Ben Vedat Medat bilmiyorum. Tahir'e nefes kendini bir çare sahipsiz hissetmişler. Kaçmışlar anladığım kadarıyla. Siz de işte kapı demişsiniz. Yakıştı mı? Yok babam estağfurullah olur mu öyle şey? Ya onlar kendileri gitti ya biz de dedik hani baş başa bırakalım ha ondan. He biraz da Saniye Hanım'ın iğnelerinden korunsunlar dedik babacığım. Olmaz olmaz öyle şey. Ağlayacaksak da beraberiz, güleceksek de beraberiz. Aile olmak budur. Ama derdi tasası olan çekilsin köşesine. Ağlasın dövülsün. Ha baş ediyse ne ala. Ama baş edemeyse çekildiği köşesinden çıkmasın. Olmaz. Şimdi her ikisi de kendisini aciz, kolsuz, kanatsız hissetti. Kim geldi? Tahir al kanadım senindir. Nefes al kolum senindir demeye. Kim geldi? Haydi gitmeyiniz mi? Hadi gidelim alalım ya şunları. Saniye Hanım. Siz gidin. Hatırım için geldikten de hiçbir şey demeyin kafi. Ben kimseye bir şey demiyorum artık. Yemin ettim. Balım kızım sen de gel seni de okula bırakalım haydi. Doğun gibi olsun böyle. Doğun gibi. Neşe içinde gidelim. Allah Allah. Neşe içinde. Allah Allah. Allah Allah. Haydi Asya'm, haydi. Daha okula, ha? Aşk bözümü de geldi. Hadi, dön oğlum, dön. Abi ne oluyor? Siz de gelin bizimle, haydi bakalım. Haydi, siz de gelin. Nereye haydi, gidiyorsunuz? Haydi. Kızım bakma öyle, ya haydi bunlara bir şey... Nereye gidiyorsunuz? Vallahi... Berber, istiyorsan sen de bize gel. Olur. Esma, sen bir şey anladın mı ya? Yoo, ama kaçırmasak iyi olur. Doğru diyorsun. Yani peşlerinden gitsek diyorum. İyi fikir. Ali hadi. Ali mal mal bakma oğlum. Günaydın. Günaydın. Ne zaman uyandın? Epey oldu. Niye uyandırmadın? Kıyamadım. Zaten iki büklüm uyuyordum. Aç mısın? Açsın tabii. Bendeki de sorum. Haydi bakalım. Ben sana şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım ha. Aç değilim. Canım hiçbir şey istemiyor. Nefesim. Şimdi kahvaltı etmemenin ne sana ne de Yiğit'e bir faydası var. Faydasını zararını düşünmüyorum Tahir. Tamam. Ya. Sen tamam. Ya. 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 Ya
Dağın başında not 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 kız istemeye gider gibi. Eğer öyleyse sen gelme. Sebep? Elin ayağını dolanıyor. Çikolatayı vereceğim derken gözümü çıkaracaktım. Neden çıkaracaksın sen sizi? Günaydın. Daha ne kadar sürecek bu? Neden bahsettiğini anlamadım. Yiğit'i burada hapis tutmanı diyelim. Burası Yiğit'in evi. Ne hapsi? Senin olduğun her yer hapis. Bak, çizme yaşıyorsun Nazar. Ufak tefek diklenmelerini göz ardı ediyorum diye sınırları zorlayabileceğini sakın zannetme. Şimdi geç, kahvaltını et. Sabah sabah tatsızlık çıkmasın. Gel bakalım. Gel bakalım. Nasılsın? Ne haber? İyi uyudun mu bakayım? Yiğit babacığım. Konuşmuyor musun sen benimle? Görmüyor musun? Konuşmuyor. Bir daha söylemeyeceğim. Yiğit. Bugün akşam üzere seninle çok güzel bir gezintiye çıkacağız. Ve sana orada harika bir sürprizim olacak. Çok sevineceksin. Yiğit seninle bir yere gitmek istemiyormuş. Yiğit babacığım bu saçma oyuna bir son ver. Bana da söyleyebilirsin öyle değil mi? Bana bak! Bana bak! Bu saçma oyuna bir son ver dedim! Ben senin babanım! Anladın mı? Bunu kabul et! Anladın mı? Yeter! Kabul et! Tahir. Söyle nefesim. Ben... Hoba. Ulan sizin ne işiniz var burada? Bir işimiz yok. Sizin ne işiniz var? Nefes, kızım. Olanları duydum. İnsan baş edemeyeceği bir tasayla karşılaştığında kaçmak ister. Yalnız kalmak. Anlıyorum. Hak vermiyorum ama anlıyorum. Kaçma. Bize doğru koş da. Ama baktı ki senin bize koşmaya mecalin yok. Biz koşup geldik. Bir bardak suyun var mı? Çok susadık. Oy yengesinin paşası.